Mutlu günler sayın seyirciler, programımıza hoş geldiniz. Tabii ki her cuma olduğu gibi bu cuma da konuğumuz Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Nasıl gidiyor? Nasıl geçti haftanız? Görüşemedik bir haftadır. Konuşamadık. Evet. Haftanın 4-5 günü Ankara'da geçti. Oo. Peki İstanbul'da olmadım bu hafta. Yani. Hayırdır? Ankara. Hayır mı hocam? Ankara iyi bir yer ya. Ankara benim milletvekilliğinde sevdiğim bir şehir. Ankara'yı Melih Gökçek çekilir şehir haline getirdi. Hakkını teslim etmek lazım. Öncesi hiç çekilir değildi Ankara. Şimdi çok güzel. Ben Ankara'da rahat ediyorum şu bakımdan. Trafik yok. İstediğiniz yere randevunuza gidiyorsunuz. Hocam havasını suyunu trafiğini sormadım size şimdi. Ne yaptınız, ne ettiniz? Şiirler okudum, yani. Şiirler yaşadım. Ha. Aradığın o mu? Evet, bana okuduğunuz değil, evet. Yaşadığınız şiirleri attınız. Ne diyor? Okumuştuk burada, Nazım ne diyordu? Okuduk, hatırladın mı? Gelsene dedi bana. Ha. Kalsana dedi bana, sevsene dedi bana. Geldim, kaldım, sevdim ve sonra programa döndüm. Aradığım bu mu? Bak çiçekler solmuş. Ya hocam solmayın diyor. Sormayın. Hocam bu çok enteresan bir şeydi. Mesela bu çiçekler şu anda, geçen gün söyledim zaten Gökhan'a da, böyle hani renksiz şimdi çiçekler. Şimdi Mayıs ayına hiç uymuyor. Hiç uymuyor. Ama işte insanın bakış açısı da böyle bir şey mi? Şimdi ne diye sorayım ben size bunu? Şu anda bu çiçek bize solmamış aslında. Bu çiçek bu renkte. Tamam, buraya bu çiçek olmamış. Çünkü bir canlılık vermiyor. Ama biz bu çiçeği kalkıp da... O zaman bu doğmadan tohuma mı çıkmış? Niye? Böyle renk hocam, mi olur şimdi, ya? Bir dakika, bir şey söylüyorum ya. Bitireyim cümlemi. Mesela bu çiçek, bu çiçeği doğada görmüş olsaydık... ...belki de diyecektik ki ne kadar güzel rengi. Her şey bence bakış açısı. Bize koyduğumuz yargılar. Vallahi çok önemli yani hayatta konulan yargılar. Şimdi izafiyet... Ha, kendi kendimize hani özgür irade, özgürlük falan filan diyoruz ama çok bizim toplumsal baskılarda, bütün hayatımızdaki, etrafımızdaki, çevremizden gördüğümüz, bütün yetişene kadar gördüğümüz baskılar, işte anneanneler, her şeyle bir bakış açısı yaratıyorsun kendine. Ya bak, Sabah. Nereye geldim hocam? Şimdi bana felsefe mi yapıyorsun? Felsefe yap ama öyle. Yap tamam da onları öyle ben ha, istiyorum. Ben çekirge ben olarak bunu. Sen felsefe yapınca ben hoşlanırım ama... Şimdi bir kesin bilgi var. Relativite ayrı kesin bilgi. Bir dakika sorayım. Ya. Şimdi bakın mesela bunun rengini şu anda bizim soluk bulmamız, buna bir yargıda bulunmamız manasına gelmiyor soluksa mu? Soluksa soluk. Hayır soluksa tamam ama bunu bir yargılıyoruz. Soluk. Tamam soluk hemfikiriz. Ama bunu doğada görseydik belki de bize bu kadar soluk gelmeyecekti. Yani yargı işte çok acayip. Nereye geleceğimi bilmiyorum ama ben de bu işlerle kafayı yiyeceğim. Vallahi bu yargı hani yargı yargılamama falan. Sen, ama bir şekilde bir yargı koyuyorsun yani. Mümkün mü koymama? Kütleştikçe filozoflaşıyorsun. Evet. Demek ki beni şey yapan o kilolarmış. Değil mi? Tutan. Kilolar hırlı şeyler değil. Ne? Kafa çalışmaya başladı hocam. Açtınız kafa. Eski haline dönüyor. Döndün de aşağı yukarı. Döndüm. Biliyorsun yıllar önce sinek kız diyordum ya ben sana. Evet. Böyle şey. NTV'de olduğum zamanlar. Yani badem gibi evet. Badem. Oraya geliyorsun. Ha? Hocam çok ayıp geldim artık. Geldin, daha nereye geleyim ya? Geldin. Geldin. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim söylediğim şeyden yola çıkarsak haklı mıyım, haksız mı? Ya yani haklı, haksız değil de ya yani doğru mu böyle bir şey yani koyduğumuz yargının önemi? Bak bugün de yargıdan baş demek ki öyle bir şey geldi. Bugün senin gibi bir hanımefendinin özellikle doğru mu değil mi sorusuna hayır doğru değil diyecek halim yok. Ne diyorsan doğrudur. Hocam ama konuşalım, tartışalım bu konuyu. Ben bunu söylerim diye değil yani. Ama yine de söylüyorum, şu çiçekler az daha canlı olmalıydı. Ben bir haftadır söylüyorum hocam. İşte bu.
Ama canlı yayında söylememişim. Size gelen şey yapalım, soruları alalım. Ondan sonra programımıza böyle tam bir şekilde başlayalım. Soruları alalım da. Şimdi çok ne diyeyim, müracaat geliyor, rica geliyor, sitem geliyor. Burada mesela Yusuf İşler diye değerli bir izleyicimiz ki kitapları çok dikkatli okuyor. Mesela burada bulduğu matbaa hatalarını 24 madde halinde sıralamış. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar mutlu oluyorum bilemezsin. Diyor ki bakın sonunda, İslam nasıl yozlaştırıldı ve bir de dincilik kitabını neden diyor yoğun şekilde anlatmıyorsunuz. Bu kitaplar Türkiye'nin hayatı için çok önemli. Biz İslam nasıl yozlaştırıldığı bayağı gündem yapıyoruz da dinciliği yapamadık. Yani nasılsa o damara doğru dürüst giremedik. Yani dincilik, dincilik Yahudileşmedir. Siz bana bir kitap getirecektiniz. Nerede o? Getirmediniz mi? Şimdi ben bir kitap getirdim ama o başka bir kitap. Şimdi çiçek dedik, Ankara dedik, şiir dedik, Nazım Hikmet dedik, onu dedik, bunu dedik. Tamam bunlar. Benim senin şu çiçeğime, sinek kıza dönüşünü söyledik benim ki bu çiçeğe, önemli. Hayır, benim bu çiçeği yapmak istediğim felsefe değil de benim haddim tabii ki. Şeye hiçbir yorum getirmediniz. Onu da iyi sayalım. Bugün iyi günüm. Ama yorum getirmediniz hocam. Ben açım yoruma böyle şeylere. Neyse. Getireceğim. Ama boş başka yerim. Bir şey var bak. Şimdi. Kur'an'ı tanıyor musunuz deyip duruyoruz burada haftalardır. Çıktı mı? Doğdu, buyur. Hocam siz çok hızlısınız maşallah. Bu benim aradayım. Ama 15 yıllık hasretim bu ya. Kur'an'ı tanıyor musunuz? Onu hiç okudunuz mu? Vay. Hasretim benim ya. Yılların hasreti. Ve hocam bunu alan okuyan kişi ne bulacak? Yani Kur'an-ı Kerim'i daha mı iyi anlayacak? Ya da bazı şeyleri daha mı iyi anlayacak? Bakın şunu anlayacak. Biz Kur'an'ı asla tanımıyormuşuz. Bize Kur'an'ı asla tanıtmadılar. Ve bunu tanımadığımız için de hayatımızın en büyük kaybına uğramış durumdayız. Bunu anlayacak. Şimdi Kur'an'ı tanıyor musunuz sorusuna cevap olacak ve bunun yerini tutacak başka bir kitap yok. Hiçbir dilde yok. Olsaydı zaten bu hallere düşmezdik. Şimdi insanlığın en büyük dram sebeplerinden biri, traji sebeplerinden biri bana göre Kur'an'ı tanımamaktır. Ondan daha kötü bir şey var mı derseniz şunu derim. Ondan daha kötüsü insanlığın Kur'an'ı Müslümanların temsil ettiğini düşünmesidir. Muhammed İkbal 1920'de diyordu ki, bizim İslam'a saygımız varsa ona yapacağımız en büyük hizmet bizim Kur'an'ı temsil etmediğimizi insanlığa söylememizdir. Çünkü Kur'an'ı ve İslam'ı biz temsil ediyoruz dersek insanlar bize bakacak ve diyecek ki aman bize lazım değil böyle bir şey. Bu kitap bu düğümü çözüyor. Ve benim hasretime cevap veriyor ve kitabı ilk defa bir kitabımı babama, en büyük hocam olan babama ithaf ediyor. Söylemiştiniz geçen haftalarda. Evet. Ben hemen okuyacağım bunu hocam. O da bir hasretimdi, ona da cevap veriyor. Yine duygusal bir yazı yazarsınız sabahya sevgilerle diye. Bütün tüylerimi tiken tiken eden. Yalnız o eskizdir. Ben sana getireceğim. Onun üstüne yazarım. Tamam. Hocam şimdi izleyicilerimizden gelen soru cevaplara başlayalım. Çorlu'dan Coşkun Servet demiş ki, camilerin bahçelerinde bulunan Osmanlı padişahlarının mezarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam bu soruya cevap vermeyince bir şey söyleyeceğim. Söylemeyecektim ama vazgeçtim, söyleyeyim dedim. Dün akşam ben bu yargı konusunu size sormayı düşündüm tam yattığımda. Hani dedim ki bunu nasıl açıklarım acaba dedim. Hani anlaşılacak bir şekilde tam olarak da dedim. Sonra bu çiçeği düşündüm. Bu çiçekten yola çıkayım açıklayayım dedim. Sonra sabah kalktığımda unutmuştum. Bütün yol boyunca ve makyaj olurken falan ne diyecektim ben hocaya, ne soracaktım, ne soracaktım filan dedim. Ondan sonra siz geldiniz ve tamamen aklımda yoktu yani, gitmişti. Siz geldiniz pat diye bu çiçeği söylediniz. Oradan aklıma geldi ki benim soracağım soru. Sor. Çok ilginç işte, gel sordum ya işte. Geçen gün de evin anahtarlarını unutmuşum.
evde. Sokakta kaldım. Sokakta kaldım. Kardeşime anahtarlarımı aldım, eve bir gittim. Yardımcım da kapının üstüne unutmuş anahtarı. Anahtar duruyordu. Kapıyı kapat. Enteresan şeyler oluyor anahtar hocam. Anahtar anekdotuyla ilgili belki tarihin en muhteşemi Neyzen Tevfik'in anekdotu. Biliyor musun onu? Bilmiyorum. Çok sarhoş, mekanı cennet olsun. Muhteşem insan, büyük ruhlu insan. Gece geç saatte evine geliyor, sarhoş. Evin oralarda dolaşıyor ama bir türlü evi bulamıyor. Oradan geçen birine demiş ki, oğlum Neyzen Tevfik'in evi neresi? Herkes tanıyor, demiş ki, Neyzen baba şaka mı ediyorsun demiş, Neyzen Tevfik sizsiniz diye. Oğlum onu biliyorum demiş, ben de evini soruyorum. Şimdi seninki de öyle oldu. Hocam ben neredeyim, siz neredesiniz? Siz biraz daha dünyadasınız bugün galiba. Neyse, hadi soruya cevap alalım. Neydi camilerdeki, camilerin bahçelerinde bulunan Osmanlı padişahlarının mezarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Gene heyula nedir diye soruyor. Şimdi, geçen gün anlattık burada. Padişah olur, sufi olur, alim olur. Falan olur, onun dedesi, bunun amcası filan paşa olur, fark etmez. İslam, tevhid mabedinin orasına burasına bir biçimde monte edilmiş mezarlar istemiyor. İbn-i Teymiye'yi örnek vererek, muvahhid İslam alimlerinin, Kur'ancı İslam alimlerinin bu ilkeyi Hazreti Peygamber'in ravzasına kadar götürdüklerini söyledim burada. İbn-i Teymiye demiştir ki, Hazreti Muhammed'in türbesinin yanından oradaki mabedin, Mescid-i Nebevi'nin uzaklaştırılması lazım. Çünkü Hazreti Muhammed bir beşerle Allah'a ibadet edilen yerin aynileşmesi olmasın diye mücadele etti. Bütün hayatını bunun için seferber etti. Şimdi onun mücadele ettiği şeyi ona nasıl bulaştırıyorsunuz diyor. Şimdi biz bunları dediğimiz zaman halk zannediyor ki bunları biz böyle günün birinde bir yerden icat ediyoruz veya biri kafamıza sokuyor, biz de bunları söylüyoruz. Hayır efendim. İslam'ın muvahhid Kur'ani çizgisiyle şirk şaibeli sözde İslam'ın mücadelesi Hazreti Peygamber son nefesini verdiği andan beri devam ediyor. Gayet net söylüyorum. Şimdi niye söylediğimi anlatacağım. Hazreti Peygamber bu hayata gözlerini yumduğu andan beri Kur'an tevhidiyle onun ayağına çelme takmak isteyen şirkin mücadelesi yeniden başlamıştır. Hazreti Ebubekir'in, Peygamberimizin daha defnedilmeden önce, cenazesi hazırlanmadan önce söylediği bir söz var. Hazreti Ebubekir Medine'nin dışında bir yerdedir. Haberi duyunca koşup geliyor. Hazreti Peygamber'i gidiyor, naaşını açıyor, öpüyor. Taziz edici sözler söylüyor. Sonra çıkıyor, bakıyor ki insanlar harap olmuşlar. Hazreti Peygamber'in ölümü sarsmış hepsini. Ömer gibi dirayetli bir insan kılıcını çekmiş, Peygamber öldü diyenin boynunu vururum diyor. Peygamber ölmez diyor. Kaybetmiş kendini. Hiç Ömer'den beklenecek bir şey değil ama o sevgi, o duygusallık bunu yaptırıyor. Bak bu çocuklara diyorum. Gene bu zımbırtıyı benim oramdan buramdan çıkarıyorlar. Tövbe ya. Hocam arkanıza itin. İtiyorum. Her ittiğim benden çekmiyor ki elini, bir yerden yine aman çıkıyor. Aman hocam boş neyse. Verin ya çıkarsın. Şimdi Hazreti Ebu Bekir çok ilginçtir. Bak şirkin tevhidle mücadelesinin yeniden orada başladığını Hazreti Ebu Bekir göstermiştir. Diyor ki ey insanlar, Allah'a inananlar bilsin ki
Allah ezeli ve ebedidir, ölmez. Muhammed'e tapanlar, pardon, Allah'a tapanlar bilsin ki Allah la yemuttur, ölmez. Muhammed'e tapanlar bilsin ki Muhammed ölmüştür. Bu kadar net bir muvahhid benliğin bütün açık yürekliliğiyle, bir Kur'an adamının bütün açık yürekliğe ve Kur'an'ın bir ayetini okuruyor. Ve ma Muhammedun illa rasul. Muhammed sadece bir peygamberdir. Kat halet min kablihir rusul. Ondan önce de peygamberler geldi geçti. Siz peygamberliğe ve peygamberlere saygı duyun ama onları ilahlaştırmayın. Bu ayeti de okuyor. Şimdi oradan başlamıştır. Bir büyük sahabi diyor ki Hazreti Peygamber son nefesini verdikten sonra tevhid bizim nefeslerimize gölge düşürmeye, şirk pardon, nefeslerimize gölge düşürmeye başladı. Oradan başladı. Dolayısıyla bunları bilmeyenlerin bunları bilmemeyi tevhide ihanet etmenin gerekçesi halinde önümüze çıkarmalarından büyük acı duyuyorum. Ve bunun hesabını veremezler. Tevhidi anlatan adamları dikkatle dinlemek lazım. Ben durup da dünyanın bu zamanında tarihin burasından şu şirk kitabını niye yazıyorum? Ve bu kitabın girişinde diyorum ki bu kitap Peygamberimizin aziz torunu ve İslam irfanının en önemli temsilcilerinden biri olan Cafer-i Sadık'ın bin küsür yıllık hasretine cevaptır. İmam Cafer Sadık öyle diyor. Emeviler tevhidi anlatma, tevhidin anlatılmasını engelleyerek İslam'a kötülük etmediler. Halkı kandırmak için onu serbest bıraktılar. Şirkin anlatılmasını engelleyerek Müslümanlara ihanet ettiler. Bugün de o ihanetle yıkılıyoruz. Şirki anlattığınız zaman işte bu söylediğiniz sorulara verilecek cevaplar. İslam mabedinin, daha net söyleyeyim, caminin avlusunda, orasında, burasında herhangi bir kişinin mezarı olmamalı. Bunu zaten oluyorsa bu şirke yelken açmak demektir. İşte gidin, tevhidin orada fıkıh mirası ortadadır. İbn-i Teymiye diyorum, İbn-i Teymiye. Ya o da kim diyebilir misiniz? Hocam geçen hafta da zaten anlattınız bunu uzun uzun. İbn-i Teymiye bir ekol. Arkasından talebesi İbnül Cevzi geliyor. Ve onun öğrencileri geliyor. Bir ekol. İşte Suudi Arabistan'ın bugün egemen mezhebinin dayandığı fıkıh anıtlarından biri de İbn-i Teymiye'dir. Onun için Suudi Arabistan'ın bu şirk meselesindeki hassasiyetine ben çok saygı duyuyorum. Aksi olsaydı inanın tevhidin o kutsal şehirleri dediğimiz Mekke'si, Medine'si birer şirk şehrine dönerdi. Suudlar bunu engelliyor. Diğer soruya geçelim artık. Ankara'dan Hayrullah Çetintaş sormuş. Kadere iman ne demektir? Kadere iman Kur'an'a sorarsanız tabiat kanunlarının değişmezliğine imandır. Tek kelime ve Kur'an'dan alarak söylüyorum. Başka kadere iman diye bir şey Kur'an'da geçmez. Tabiat kurallarını biraz açalım. Tabiat kanunları, bunlara kader veya sünnetullah diyor Kur'an. Değişmez tabiat kanunları. Bilimin tespit ettiği değişmez suyun 100 derecede kaynaması gibi. Mesela mevsimlerin şöyle şöyle oluşması gibi. Kimyanın kanunları, fiziğin kanunları, astronominin kanunları, bütün bunlar, bunlar asla değişmez diyor. Kadere iman, değişmeyen kader budur. Bunu Emeviler yani aldı. Kader diye algıladığımız şey değişebilir mi ya da değiştirilebilir başka mi? Başka bunun dışında bir kader anlayışı Kur'an'ın yoktur. Biz niye kaderi daha değişik aldık? Emeviler bize dayattı. Emeviler dedi ki, su nasıl 100 derecede filan civa basıncında kaynarsa mesela veya donarsa sizin de hayatınızda ne olacağınız bunun gibi belirlenmiştir. Sizin başınıza kimlerin geleceği belirlenmiştir. Muaviye diyordu ki itiraz etmeyin.
İtiraz ederseniz ıstırabınız büyür. Hocam, bize tahammül edin çünkü kaderiniz biziz. Hayır ama belirli bir şeyler de var ki mesela bazı şeylerin hani bir plan çerçevesinde olduğu da bir gerçek değil mi? Yani plan, evet, hani... plan işte o plan Allah'ın planı işte kader o. Ama siz ona senin tabiat kal. Bireysel olarak senin yazgın diye bir şey yok. Bireysel olarak senin yazgını sen yazıyorsun. Diyelim ki hangi şimdi buradan Ankara'ya gideceğiz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar içinde. Hocam diyelim ki şimdi buradan Ankara'ya gideceksiniz. Hı. Tamam mı? Ankara'ya taktım. Ankara'ya takmadım, örnek vereyim dedim. Daha konsantre olursunuz diye Ankara geldi içimden. Onu söylemek geldi yani. Niye Ankara'ya konsantre oluyormuşum? Öyle açtık. Ankara'ya konsantre oluyorum. Napoli'ye konsantre. Hayır dediniz ya, çok sevdiniz Melih Gökçek'ten sonra diye anlatıyordunuz ya Ankara'ya güzel. Ama onu öyle geldi de dedim. Ben eskiden Ankara'ya. Ya hocam tamam boş verin. İşte Ankara'ya gidiyorsunuz. Kaderdeyiz hocam. Melih Gökçek Ankara'yı Ankara yaptı. Ankara şimdi cazip bir şehir haline geldi. Aynen bu onun öyle. Hakkı ya. Aynen öyle. Evet. Şimdi hocam evet. Diyelim ki buradan Ankara'ya gideceksiniz. Evet. Sizin buradan Ankara'ya gidişinizde uçakla mı gideceksiniz, arabayla mı gideceksiniz? Belli mi değil mi? Yoksa o sizin tercihiniz mi? Belli değil, mi? Benim tercihim. Siz seçiyorsunuz. Benim seçimime göre Allah yaratacak. İmam Ebu'l-Hasan Eşari'nin dediği gibi. Çok müthiştir o. Biz seçeriz, Allah yaratır. Peki diyelim ki Allah korusun, başınıza bir kaza gelecek. He. O yolda. Hı-hı. Şimdi diyelim ki arabayla gitmeyi tercih ettiniz. İşte 3 kere durdunuz, mola verdiniz. Ondan sonra belki 2 kere dursaydınız... O kaza gelmeyecekti başınıza falan. Bunlar kader. O sizin o sırada o kaza yaşamanız gerekiyor mu? Yoksa o yolu seçmiş olduğunuz için mi o kaza yaşıyorsunuz? Tabii ki sebepsizsiniz. Siz tercih ettiniz. Allah yarattı. Nasreddin Hoca'nın eşek hikayesini biliyorsun. Giderken eşek bir takım şeyleri yolda kokluyor. Hoca da bunları toplayıp eşeğin torbasına dolduruyor. Sonra gidiyor. Eşek acıkmış tabii. Asıyor boynuna, eşek isyan ediyor, atıyor. Diyor ki ya sen kokladın, ben torbaya doldurdum. Şimdi niye diyor kaşı çıkıyorsun? Ye bakalım. Aynen bu. Biz tercih ediyoruz, Cenab-ı Hak yaratıyor. Onun için bizi sorumlu tutuyor. Fakat unutmayalım, bir büyük daire örneği vermiştim. Bizim irademiz büyük daireye egemen olan külli irade dediğimiz büyük iradenin koyduğu ana kuralların dışına çıkamaz. Yani biz mesela suyu sıfırda değil de işte -5'te dondururuz diyemeyiz. O kuralları o koyuyor. Onun için Kur'an devamlı insanı uyarır. Sünnetullah veya kader, yani tabiat kanunları ki tarifini veriyor Kur'an, değişmez. Hesabını, kitabını buna göre yap. Oturup bekleme. Gökten gelir. Gökten gelecek olan gelmiştir. Ne gelmiştir gökten? İlkeler gelmiştir. İşte ilkelerden biri de budur. Kur'an'da her şey verilmiştir. Bakın şimdi o kitapta göreceksiniz. Kur'an'da her şey verilmiştir. Orada başlıklardan biri de şudur. 48 başlık var o kitapta. Bütün vicdanımla inanarak söylüyorum. Muhteşem. Diyor ki, Kur'an'da her şey verilmiştir ne demek? Kur'an insanı her şeyi çözeceği ilgili adreslere gönderir. Kur'an adreslere gönderen kitaptır. Kur'an'da her şey verilmiştir'in manası budur. Hocam bizim bir ama 60 saniye ara vermemiz lazım. Ver. Evet hocam reklamlardan döndük. Tekrar soru cevapla programımıza devam edeceğiz. Hazır mısınız hocam? Evet. İstanbul'dan Adem Saçan sormuş. Namaz hangi özel durumlarda terk edilebilir? Açıklar mısınız? Belli. Zorunlu haller, hastalık gibi. Terk edilebilir diyor. Yani bir anda mı hastalık? Terk edilebilir dediği odur yani.
Ben soruyu gayet rahat öyle anlıyorum. Yani hasta bir adam namaz kılamayacak derecede hastaysa kılmaz. Hastalığıyla uyumlu kılabilir. Tabii bunu cevaplarken şunu hatırlatayım önce. Bugün ilmihal kitaplarında anlatılan namaz, dinin bize anlattığı namaz değil ki. O Çin akrobasisine dönüştürülmüş. Öyle bir namazı insanlık kılamaz. Öyle bir namaz yok. Hocam bizim anneanne, anneannem yani. Öyle bir namaz yok. 200 sayfada namaz anlatıyor adam. Böyle bir namaz yok ya. Hazreti Peygamber'in 4 cümlede anlattığı namaz 200 sayfaya nereden çıktı? Kıldığı 2 rekat cuma 16 rekata nereden çıktıysa oradan çıktı işte. Öyle namaz olmaz. Namazı Kur'an bütün peygamberlerin hayatında temel ibadet olarak salat vardır. Ona ilaveten abdestine varıncaya kadar ayrıntılarını veriyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an'a göre kılın namazı bakın bakayım. Onu diyordum, anneanne bizim 5 vakit namaz kılardı fakat eğilemediği için mesela masanın başında oturup kılardı. Gayet tabii. Onu ilmihal kitapları da yazıyor. Yani o kadarını artık saklayamıyorlar. Hazreti Peygamber'in en rahat zamanlarında bile namazları cem ettiğini, bütün kaynaklar, o göklere çıkardıkları Buhari başta olmak üzere hem de İbn Abbas gibi bir müfessir sahabiden naklen bize veriyor ve bunu saklıyorlar ve bunu ben açıkladım diye o Buhari'yi tercüme ettirip yayınları arasından çıkarıp halka okutan Diyanet buna karşı çıkıyor. Ya böyle akıllara şenlik, böyle bir şey olabilir mi? Orada var. İbn Abbas'a diyorlar ki, ey İbn Abbas, Hazreti Peygamber Medine'de hiçbir zorluk, sıkıntı yokken, kullandıkları tabirleri veriyorum özgün şekliyle, bakın, ben gazete malumatıyla konuşan, tövbe ya Rabbi bir sokak adamı değilim. Ben işimi dünya ölçeğinde çok iyi bilen bir adamım. Bu vukufla konuşuyorum. Diyor ki, bila matar ve la sefer. Yağmur, çamur, kar yokken, yolculuk yokken yine namazları 3 vakitte cem ederdi. Niye? Şimdi İbn Abbas cevap veriyor. Öyle yaptı ki ileride ümmeti için ruhsat, kolaylık, rahatlık örneği olsun. Siz bunu yapan peygamberin bu icraatını ve sünnetini tersine döndürdünüz. O 2 rekat cumayı 16'ya çıkardınız. Caminin içine farzlar dışında namaz sokmayın diyor ya. Tevhid peygamberinin açık talimatı ve uygulamasıdır. Şimdi gidin camilerde bakın bakayım farz namazları nasıl kılınıyor. Sonra da diyorlar ki camiye gitmiyor adam. İyi ki gitmiyor. Bunları bilerek, bu niyetle camiye gitmeyenler, o gitmediklerinin karşılığında orada kılınan namazların 40 katı sevap alırlar. Allah buna şahittir. Çünkü önemli olan tevhide sadakattır. Sen 2 rekat yatmışsın, kalkmışsın veya yapmamışsın bunu. O zurnanın son deliği. İman dediğimiz esas o esrarlı mananın korunması. Tevhide sadakattır. İmanın manası budur. Senin mabedinde tevhide sadakat kalmış mı kardeş? Sen emeriye taptırıyorsun milleti orada. İslam'ın mabedi tevhide sadakatın tecelli ettiği yerdir. Tevhid demokrasisinin tecelli ettiği yerdir. Sen emevi zorbalarının dayatmalarını orada din yapmışsın. Kutbenin yeri değişmiş. Bütün dünyaya sesleniyorum burada. Müslümanlara. Gelin tevhidin mabedinde Hazreti Peygamber'in okuduğu şekilde hutbe okuyalım. Diyanetten de istirham ediyorum. Oradaki arkadaşlarım, öğrencilerim var, hocalarım var, arkadaşlarım var. Dolu. Hepsinden rica ediyorum. Vicdan ve imanlarının sesini dinlesinler. Kaynaklar ortada. Hepsi bunu biliyorlar. Gelsinler Hazreti Peygamber hutbeleri nasıl okuyor idiyse öyle okuyalım. Bunu yapmadığınız takdirde Kur'an'a ve Allah'a sadakati olanların o camilerde namaz kılmama hakları vardır. Daha çok sevap alırlar.
Milleti tehdit ediyorlar. Seni ben orada görmezsem sonra cenazene de gelmem sen. Gelme ulan sen cenazeme. Sana kim diyor gel benim cenazeme diye. Sen kimsin? Ne işin var senin benim cenazemde? Tabii ki gelme. Senin şirk şaibesiyle bulaşmış camiinden de kalkmasın benim cenazem. Allah'ın emri mi? Gelsin evimin önünden alsın götürsünler beni. Necip Fazıl'ın dediği gibi. Son gün olmasın dostum. Çelengim, top arabam. Alıp götürsün beni tek dört inanmış adam. Bitti. Tevhidin anıt düşünürlerinin içinde onlarcası vardır. Cenazesi ortada kalmıştır. Emevi dinciliği kıldırmamıştır cenazeleri. Haris-i Muhasibi gibi bir anıt sufi mütefekkirin cenazesinde dört kişi zor buldular. Şeyini tutup tabutunu şeye götürsün dedi. Dahası var. Birçoğu cenazelerini gece gizli karanlıkta kaldırmışlardır. Cenazelerine saldırı olmasın, cenazelerini taşlamasınlar diye. Bunlar yaşanmıştır. Şimdi milleti böyle tehdit ederek sizin vicdanınız, imanınız yok mu ya, sizin Allah'ınız yok mu? Bu tehditlerle din olur mu? Kendinize gelin. Siz Kur'an ortada dururken, peygamberin icraatı ortada dururken bunlara taban tabana zıt bir din oluşturacak, bunu orada dayatacaksınız ve buna karşı çıkan insanları da böyle tehdit edeceksiniz. Böyle bir alçaklık tarih kaydetmiş mi? Hocam diğer soruya geçiyorum artık. Ankara'dan Tuana Seçkin sormuş. Oruca başlamanın yaşı var mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Blue. Tamam, yutmalar komik. Blue çağında yani. Blue çağı. Yaş yani demiyorum çünkü blue çağı tabii bir hadisedir. Güzelliği de orada. Kız çocuklarında farklı bir yaşta olur. Erkekte farklı. İklimlere göre değişir. Beslenmeye göre değişir. Blue. Herkes bunu bilir. Tamam. Diğer soruya geçelim. Nevşehir'den Aygıdın Kurt sormuş. İslam'ın güzel sanatlara bakışı nasıldır? Oo. Çok isterim. Kur'an'ın temel kavramlarından güzellik maddesini okusunlar. Ben şöyle bir göz atayım ama kesin uzundur. Güzellik diye indekse bak, içindekilere baş tarafta. Zaten alfabetiktir. G harfine bakacaksın. Buluyorum, buldum. Bakın, hocam bana bazen şey muamelesi. Hepsine şamil olacak şekilde söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim diyor ki, güzelliği hayatına sokmayan, hüsün veya hüsna dediği Kur'an'ı yüzlerce defa konu etmiştir bunu. Hayatı kendi eliyle zorlaştırır ve mutsuz hale getirir. Güzelliği hayatınıza soktuğunuzda hayatınız kolaylaşır ve mutlu olur diyor. Güzele bakmak sevaptır, oradan mı geliyor hocam? Her türlü güzele. Onu tabii Anadolu'da bir boyutuyla kullanırlar. Güzele bakmak sevaptır. Mesela senin gibi güzel hanımlara bakmak anlamında filan. Allah razı olsun hocam. İstirham ederim hakkınız. Şimdi her türlü güzele. Deniz. Sabah ben denize bakıyorum. Rüzgar var ya dünden beri. Ya ne rüzgar. O kuzucuklar dediğimiz o kabarmalar. Ya Rabbim, dün kımıldamayan bir beyaz kağıt gibi duran o deniz veya mavi kağıt gibi. Şimdi böyle kaynıyor. 3 saat sonra başka bir şekle dönecek. Şimdi o güzel. Ne muhteşem değil mi? Şimdi şu diyeceğim de tabii bu. Hoca onu ya Allah affetsin. Bunun şaftı kaymış. Ya bunu yapmayın ya, böyle bir şey. Hocam bırakın, sizi bana yapıyorlar ya. Evet. Ama Allah'tan. Evet. Neyse. Şimdi benim gibi kartoroz için önemli değil ama senin gibi bir hanımın önüne bu çiçek konur mu ya? Heh? Hocam ben artık konuşmak istemiyorum. Susma hakkımı kullanıyorum her zamanki öyle gibi. Mi? Evet. Tabii gerek yok. İhtiyacın yok. Şunu söyleyeceğim. Her türlü güzel. Güzellik diyor. Şu tabire bakın şimdi.
O maddede bunlar ayrıntılanmıştır. Men saddaka bil husna fesenüyessiruhu lil yusra. Güzeli onaylayan, güzeli hayatına sokan, güzeli benimseyen, o tabirde bu manalar var. Kişiye ve kişilere biz hayatı kolaylaştırırız. Devamı var. Güzeli yalanlayan, dışlayan, güzeli hayatın dışına itenlere de hayatı zorlaştırırız, mutluluklarını. Hocam güzel dediniz de hem. Çelmeler istiyor. Güzel dediniz de biz de evvelki gün güzel adamdı gerçekten, böyle Hollywood starı Orlando Bloom'la çok güzel bir röportaj yaptık. Dün girdik röportajı fakat montajı teknik sebeplerden ötürü tam olarak yetişmemişti. İçime sinmedi daha doğrusu. Ve Twitter'dan da Instagram'dan da bana çok mesaj gelmiş. Tekrardan hani onu montajlayıp girer misiniz diye. Ve arkadaşlar da bugüne montajını tamamlamışlar. Şimdi tekrar bir girelim, bir güzellik görelim. Hoş adamdı. Manzara tabii, falan da vardı arkada. Şimdi bakın, hoş ayrı bir kavramdır. Güzel ya, güzel insan. Ayrı, alımlı ayrı bir kavram. Şimdi Hazreti Peygamber'den bir örnek vermiştim. Çok daha güzel Türk erkekleri var. Ne diyordu? Kardeşim Yusuf, Hazreti Yusuf için. O güzelliğin sembolüdür peygamberler içinde. Kardeşim Yusuf benden güzeldi diyor. Hmm. Bak şimdi. Ama ben ondan alımlıyım diyor. Bak bak bak. Vallahi kızlar çok beğeniyor. Onların gönlünü eğleyelim şöyle güzel bir şekilde. Bir seyredelim hocam. Onu güzel bir röportaj yani, oldu. Hadi bakalım. Kızların beğenmesi güzelliğin ölçüsü değil. Evet, ellerinize sağlık. Güzel olmuş hocam değil mi? Bu mu yakışıklılık örneği gösterdiğiniz? Beğenemediniz. Ya kabızın teki ya. Yani mesela bir hocam, bir Clint Eastwood veya bir Sean Connery falan gibi. Bu dönemine diyeyim. Göre şimdi tabii ya, ki siz o dönemdensiniz yani. Şimdi hoş yaşıyor. Adam yani. Neyse canım, kızlar beğeniyor. Etmez. Bu arada hem Twitter'dan hem de Instagram'dan mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ yorumlarda bulunmuşlardı. Biz dinlendik işte orada. Biz dinlendik, güzel güzel. Ayağını da kırarak oturuyor, dikkat ettin mi? Onlar rahat, keşke biz de öyle rahat rahat oturabilsek. Ama biz de, ben yapsam neler derler Türkiye'de. Boş verin hocam ya, takılmayın öyle şeylere. Biz şimdi programımıza devam edelim. Hayır, altını çizdim mi? Tabii ki boş verdim. Ya bana ne, ama altını çizerim yani, gördüm onu. Evet. Ben ayağımı kırarak otursam neler diyeceklerini ben biliyorum. Bak. Siz denilenleri takıyor musunuz? He? Denilenleri takıyor musunuz? Ben delinenleri takacak adam olsaydım şimdi şurada bunları konuşuyor olmazdık. Vay hocam ya. Bugün böyle güzel şeyler Şahların söylediklerine ben kafa tuttum, takmadım onları. Benim teslim olduğum iki şey var. Biri hakikat, evrensel gerçek. Birisi de samimiyettir. Onun dışında hiçbir şeyi takmam. Hiç kimse yanlış hesap yapmaz. Evrensel gerçek ve samimiyet. Evet. Güzeldi. Böyle geldi, böyle gidecek. Hocam evet. İstanbul'dan Kerem Sönmez sormuş. Kur'an'da nazardan söz ediliyor. Nazara inanmak günah mı? Ha, gene Heyyula'yı soruyorlar. Bu Heyyula hikayesini anlatayım ben sana. Hocam siz bir şey şimdi rica bak, edeceğim. Geçen bir burada evirip çevirip 20 dakika anlattık bunu. Hocam biliyorum. haftaya ya da ondan sonraki hafta ne zaman isterseniz bize çünkü öyle bir şey gelmişti, tweet gelmişti. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatır mısınız? Peygamberimizin hayatını tabii büyük bir mutluluk duyarak anlatırım. O şeyde var benim Hazreti Fatıma kitabımda. Peygamberimizin hayatı, aile hayatı, Hazreti Fatıma kızının ve soyunun devam ettiği annenin yani hayatı, o var. Tam kitabı da getirirsiniz, onu anlatırız. O benim şiir güzelliğiyle yazılmış kitabımdır hakikaten. Ben önceden alayım da okuyayım bari. Ben onun baskısı bitmişti, bulayım bir iki tane bir yerden. Bunu bana göndersin size Zahmet tamam. Hocam. Tamam. Evet, nazardan söz ediliyor. Nazara inanmak günah mı? Hayır, nazar vardır. Burada dedik ya, bak gene Heyyula. Allah'ım yarabbim. Ya şu Heyyula'yı bir türlü anlatamadım. İnanmamakmış, yanlış okumuşum ya. Bende de tükenmişlik sende o başta.
İnanmamak. Şimdi inanıp inanmamak, Kur'an bize nazara inanacaksınız diye bir şey dikte etmiyor. Vardır diyor. Ama var, bunu bilim de kabul ediyor. Bu bir manyetik etkidir. Bunu bilim de kabul ediyor, din de kabul ediyor. Bunu hayatın gerçekleri arasında bunu biz görüyoruz hepimiz. Yani nazar yoktur demek saçmalık olur. Vardır. Ama yani peki, bakın iman meselesi hemen yapmayı verin. Bu iman bu kadar kolay değil, bu kadar ucuz değil, bu kadar sıradan değil. Şimdi adam ya sen bıyıklarını fazla uzatmışsın. Bu imanlı bir adama yakışır mı? Namussuza bakar mısın? Ya adamın bıyıklarıyla imanını irtibatlandırıyor. Artık bu hale düşürdüler bunu. Bunu dincilik yapıyor, bu hale getirdi bunu. Bir şey soracağım hocam. Kafasının bozulduğu kim varsa onu dinsiz, imansız ilan ediyor. Hocam inanmazsan deniyor ya, inanmazsan nazar değmez filan deniyor ya, doğru mu onlar mesela, olur mu? Hayır, öyle bir değer ki. Bu elektriğe inanmazsan elektrik seni çarpmaz demeye benzer. Aynen. Hocam güzel sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Haftaya kitabı bekliyorum. Biz güzel sohbet ettik. Amerikalı da dizini kırarak oturdu. Hocam vallahi ben de istemezdim bugüne girsin o bantta ama ancak yetiştirebilecek bir şey yok yani. Yok. Ben de bol bol leblebi yedim. Leblebi yediniz, fındık yediniz işte, ne güzel fındık, iyidir. Afiyet olsun, yarasın hocam. Haftaya görüşmek üzere, size de bütün izleyicilerimize herkese sağlık dolu, şans dolu bir hafta sonu tatil diliyorum. Hoşçakalın.